yaparken olsaydı. Kesin. Ben bunu sadece birazcık şey yapmadan, kopartmadan diz yapıyorum. Şöyle hafif. Sen bir daha başla biraz. Singerle mi yapıyorduk babacığım? Komple aç. Şimdi şey yap, izin al. Şu olayı hemen bir kitap yok. Bu sizin kurs değil mi hocam? Bu sizin kurs yerler değil. Karışık. Tamam. Üstüne vardı, cenazesi vardı. İşte o daha güzel. Şere yani, sence tanıdım. Tamam mı? Hangi çok koyu yapıyorsa? Önce bunu dik. Bu tarafı. Tamam, yapıştır. Beş şu. Bu nasıl tanıdım? Bir yapıştır. Sen bir yap. Keçemeyi de yağlı. Kız böyle ne kadar bir çöp. İnce buçuk et buraya. Böyle bir şey oldu, bizim detay çok iyi. Bu kursu açarken çıkış noktası ağrıcevazlı kadınlara ne katabiliriz de, yeni ne söyleyebiliriz de bu şekilde yola çıktık. Önce kursiyerlerimiz halktan hanımlarla başladı. Daha sonra öğretmen arkadaşlarım bana dahil oldular ve üniversite mezunu arkadaşlar grubumuza dahil oldular. Burada kursuma gelen hanımlar ya da işte kursiyerlerin tamamı kesinlikle kendi ceplerinden herhangi bir malzeme almıyorlar. Bütün tedariğini kurum olarak karşılanıyor. Bütün demirbaşlar İlçe Milliyetin Müdürü'nün ve kaymakamın katkılarıyla kursumuza yerleştirildi. Buraya gelen hanımlar ürettikleri herhangi bir üründen satıldığı takdirde cüzi de olsa bir kar payı alıyorlar. Bu sayede işte hayatlarında belki ilk defa para kazanmış oluyorlar. Aile bütçelerine küçük de olsa bir katkıda bulunmuş oluyorlar. Yeni bir hobi edinmiş oluyorlar. Kursumuz daha yeni başladı sayılır. Hani bu yolda çok yeniyiz ama birçok ürün yelpazemiz var. İşte çantalar, aksesuarlar, maskot, anahtarlık, kemer gibi. Sürekli kendimizi geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Hem işte buradan fuarlara ürünler gönderdik, kursumuzda yıl sonundaki sergimizde ürün satışlarımız oldu ya da işte internet üzerinden bize sipariş veren arkadaşlara kargo yoluyla cevap vermeye çalışıyoruz siparişleri. Geçen yıldan beri Adicaz İlçe Halk Eğitim Merkezi'ndeki deri kursuna geliyorum. Bu kursa ilk başta hobi olarak başlamıştım. Daha sonra kendimi geliştirdim ve geliştirdikçe de aile ekonomisine katkıda bulunmak istedim. Ve yaptığım malzemeleri satmaya başladım çevremdeki insanlara. Çanta olsun, anahtarlık olsun, farklı farklı ürünler vermeye başladım. Böylece kendimi daha çok geliştirdim. Ve gençlerinize de tavsiye ederim ki evde oturmaktansa halk eğitim merkezlerindeki kurslara gelsinler, kendilerini geliştirsinler. Böylece hem kendilerini geliştirip hem de aile ekonomisine katkıda bulunabilirler.